Herkese selamünaleyküm. Ben İlkay Tınaztepe. Kanalımıza hoş geldiniz. Dağda yaşam ailemize selamlar. Yeni gelen abonelerimiz hoş gelmişler. Bir bahar havasından herkese selamlar olsun. Sularımız çoğaldı. Yağan yağmurlarla inşallah Cenab-ı Hakk'ın bu şekilde bereketimizi verir. Daha da iyi olur. Bu yıl çok kurak gideceğini söylemişlerdi ama yağmurlar da yiyor. Koynumuz şu yukarıdan geliyor. Ben de şöyle bir geleyim, bahar havası alayım dedim. Koyunla beraber biraz koyuna gidelim dedim. Hasan dayımız evde. Recep bugün yine akşam gelecek. Hasan dayımızda güzel şeyler yapıyorduk evde. Yarım kaldı. Şimdi gidince devam edeceğiz. Bakalım dayımız ne yaptı biz gidene kadar. Kafesleri yapıyorduk. Yağmurlar gelecek. Yağmurlardan önce şu kafeslerin kurulumunu bir iki defa yapalım istedik. Çünkü yine köpeklerin doğumları başlayacak bu aralar. İnşallah kazasız belasız olur. Şşt! Can kız bırak onu. Bakın Can kız kendi oynayacak kemik bulmuş, bırak. Can kız. Şşt! Kız. Bak nasıl dinliyor. Şşt! Bırak. Yapma kızım, bırak. Koyun öykü diyorsun. Koyun. Bırak. Bırak. Bugün sürü de sadece Can kız ve Yargı var. İkisi var. Köpeğimiz kalmadı sürü için. Al kızla bal kız eşlemede. Yargıç salmıyoruz, dinleniyor. Bugün sadece ikisini saldık. Fırtınanın da gebeliği ağırlaştı. İkisi de yetiyor zaten bunlar. Yargıç arkadan takip ediyor Yargı. Can kız zaten önden gittiği için sorun olmuyor. İkisi de güdebiliyor. Salarsak da akşama doğru bir iki daha takviye köpek salıyoruz. Şöyle koyunları yukarıya saldık. Gitsinler. Biz de eve gideceğiz. Bu arada bahçenin fidanlarını diktik geçen hafta. Ben eve gidene kadar bir bahçe fidan videosu izleyelim hadi. Fidan dikme yerine geldik. Hasan dayımla fidanları dikiyoruz. Yani fidan getirdik. Bayağı bir, yani bu aylarda biliyorsunuz fidan dikme ayları. O yüzden fidanlarımızı da dikiyoruz. Dayı. Devam. Dikiyoruz fidanlarımızı. Daha dikiyoruz. Yani bunu böyle dikelim. Bir dahakine de anlatırlık dikelim bir dahakini. At dayı topluyor. Atıyorsun dayım. Dur dayı. Dayı bir dakika dayı. Ha, o tarafına at dayı. İyi. Evet. 20 tane fidan diktik. Son 2-3 tane kaldı. Fidan dikmenin de bir sanatı var herhalde değil. Yani bilinçli dikmek gerekiyordum. Yani onu gösterelim. Yani her yıl biz zaten bu şekilde fidan dikiyoruz. Evin kenarlarını. Bu yıl da bahçeye fidan dikelim dedik. Önce vurdun kuşun nasibini versin Cenab-ı Allah'ım. Sonra bizlerin nasibini versin. Ne meyveleri aldık? Ceviz, elma, kiraz, armut var, fişne var, döngel var.
Var mı Recep, unuttum. Badem var. Badem var. Başka? Gara dut var herhalde bir de. Evet, dut ağacı var. Yani farklı farklı fidanlar dikiyoruz. Gelecek nesillere örnek olalım. Örnek olmak amacıyla çoluk çocuğumuz, gelen giden herkes yesin diye fazla fazla dikiyoruz. Bir 10-15 tane daha alırız herhalde, yetmiyor çünkü. Bir bakalım. Şu fidanımız. Recep, bu da senin badem fidanı herhalde. Aynen, badem. Badem mi bu? Hmm. Bademi dikelim. Çiçekler açmış. Aynen. Şöyle biz 3 metre ara tutuyoruz. Az servis olsun istedik. Alanımız var. O yüzden. Gardım işi ben de. Kürek işi Rambo'dayı da. Çamur batıyor. Bir de bizim bahçe topluğu olduğu için yumuşak zaten, yağmur yağıyor. Yumuşak, sorun olmuyor. Geçen yıl patates yeriydi bu da. Dayı. Altını bir şey et de, ucunu vur. Heh. Altında biraz şey tutmamız gerekiyor. Yumuşak olması gerekiyor. Heh. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım canını versin. Şu göl kısmı Poyraz'a bakacak, kuzeye. Yani kuzeyden esen rüzgar ılık olur, uyandırıcı olur o yüzden. Yani şu gözün Poyraz'a bakması gerekiyor. Aşı gözü. Basıyor ayı. Aç şunu. Aç şunu da. Tamam. Denk. Bir tane daha kaldı. Onu dikelim. Ondan sonra hemenlerini açıp koyun gübresinden vereceğiz. Şuradaki gübreden sonra can suyuyla beraber işlem tamam. Oradan başlayalım. Bizim doğal gübre. Koyun gübresinden gübreleyeceğiz. Can sulanı verelim. Sonra hemenlerini açarız. Şöyle yeter. Güzel oldu. Bu şekilde de hepsini yapacağız. Ondan sonra işlem tamam. Ekip işi bitirdi, fidan işini gidiyor. Fidan işimiz bitti. İyi şükür. Kulübeleri kaldıramadık, Recep yok. Yani bu arada Recep çocukta. Üç kişiyle kalkıyor bunlar. Dinlen az.
Sen çok yoruldun. Evet. Wow dayı. Ne yaptın? Kahve çorbası sana. Vallahi ama. Valla kalma çıktı. Ya ben de var şimdi gitsem ne yapsam diyordum. Yapma. Ben dayı. Bir dakika dayı. Hayır, benden de iyi yapmışsın. Ben bu dağ olacağını düşünmüyordum ama sarımsak falan da etmişsin. Başka bir şey etmeyelim. Sadece bunu mu yiyelim? Şey içelim de bir patates mi? Patates uzatıyordum. Tamam, onu da ben yapayım. Ya onu da sen yaparsın. Onu da ben yapayım. Ben de çorbayı ben hazır şimdi. Oh, sarımsak gider. Tamam, onu da ben yapayım. Gide. Ben gidip gelene kadar sen ne ettin böyle ya? Ben daha yeni çıktım. 15 dakika oluyor ama çıktım. Kaçtım. Hemen bir şeyler hazırladım. Ben gidip gelene kadar dayım. Vallahi bu da o. Çorba yapmış. Patates yedelim. Hayır, suyu yok. Dayımla bugün her zamanki özlediğimiz ana menümüz dayı. Patates yemeği vazgeçilmezimiz. Bu senenin en sevileni oldu. Çorbayı değiştik dayı, tamam. İşlere devam edelim dayı. Ya çorba tabii. Çorba bende, kızartma sende. Aynen, çorba senden, kızartma benden oldu. Çorba güzel olmuş. Bunu da yiyelim dayı. Şu patatesi bu sene doyamadık da bahçeye bir daha ederiz. Bu yıl fazla fazla edelim dayı. Tam ucu ucuna yetti patatesi bu yıl. Koyunlar da gelmek üzere. Geldim. Hadi yiyelim de işimize bakalım dayı. Kalan işlerimizi görelim. Tamam mı? Dayı. Getiriyor mu? Gel. Çoğun yiyorlar. Atay. Hay. Hıt. Tavuk. Hey. Dur bir de. Dur bir de lan. Gel. Hanım anamızın tavuk gibi. Tavuk gittiydi. Tamam mı dayı? İyi dayı. Dursun burada, iyi. Tavuk getirdik. Ya. Dayı tavukları yediydi. Ha? Kuyruğunu tutmuş birinin. Kuyruğunu tutmuş. Allah Allah, neredeler ki? Kapıdan giderler dayı. Kim o? Kapıyı kapat, kapıdan çıkar tavuklar. Yok. Hadi. Korkudan buraya saklamış. He buldu. Üç, bir denesi yok. Ne? Daha sana kalacağım ben. Allah Allah, tavuğun bileği mi? Dayı! Buraya saklamış yazık. Ne? O değil, burada, burada. Geliyor, kaç! Anam var, küçük enişte. Valla buyduğunu tutmuş dayı. Büyü neymiş ya, büyü. Oğlum, oğlum. Hey, geliyor, doğru. Dur. Buradayım, ha. Daha geliyor, ses duyucukta kapat. Vallahi dayı, onu bağlıyoruz hemen. Vallahi birini sayı Musa var. Abi, buyurun, tutmuş, iyi yetiştik de. Hiç aklımdan gitti benim tavukla. Dayı, bunların hepsini kapayacağız dayı ya. Bağlayacağız. Kapayacağız, kapayacağız, bağlayacağız.
Kafese bağlı. Ha bunu da bağlayacağız onu. Onu şuraya bağlasana sen. Rencil get. Şuraya bağla. Geldiler mi dayı? Geldiler. İgola da erken ya bu saatte. Niye geliyor bunlar? Tavuğu elveda diyorduk. Şşt. Hey! Yürü! Şşt. Küçük kuzuları da bıraktık şu kuyrukluların. Ha, koyunların göğüs torbaları dolmuş değil. Ha, dolmuş ya bunu da. Aynen. Hadi hadi devam. Göreve devam de değil can güzel. Göreve devam. Yürün de. Yürüme devam. Bir saat sonra hadi. Artık bir hafta sonra falan şey başlar. Kuzular da gider artık. Bırak gitsin dayı bırak. Sevme dayıcım. Koyunun yanında sevme dayı köpeği. Ola. Bak gördün mü? Gel sen yanıma gel. Köpekleri koyunun yanında sevme. Çık. Çık. Hadi. Hadi yürü. Hadi. Yürü koyun kızım. Yürü. Can kızdı. Hadi dayı gidelim. Gitsinler. Hey. Geylülü ağızdan. Geysinler dayı. Aynen. Gidip gidip. Geliler zaten. Hava kararıyor. Tamamdır usta. Ver, hazır ettim. Tamam, en iyi ben bağladım odaya dayı. Kapıyı açacağız. Ne bakışıyorlar abi. Şöyle bakıyorlar. Ne dolmuş bunlar. Doydular bunu ya. Neyse gelse de şurada beklesinler de saatini beklesinler. Gel la onlar. E niye alacağız şimdi dayı? Tamam, erik bağlandı. Tamam. Başka bir şey yapacağız mı? O tavuk kadar ağızda yemmeyelim dayı. O zaman. Ben açık yemedim onları. Bir kere hamilelik ne de güzel yapıştı ya. Çılgın dişi, ay bir kere, bir kere. Burada fırtına, dördü de gebe. Dayı biz bunları neylere bağlayacağız, neylere enikleteceğiz ya? Ha? Bunları valla kafesten bas, bunları vurtalım. Valla bunları kafese kuşak, kafese yıkar mı tabii ki abi? Şey, bu şey, öbürü diyor, telliye uydurdum bunu. Telliye göre bunlar durmaz ki telliye falan. Bunları kimsenin, köpeklerin gömeceği bir yere doğurtmamız lazım. Bunlar böyle nasıl doğum yapacak buralarda falan? Kızma oğlan bunları ayıracağız tam şurada. Bastersen buraya koyacağız. Arkaya mı? Doğum ekipler. Doğumu neler? Arkaya mı koyalım? Yani numaraları arkaya mı? Ta koyalım bunları. Arkaya mı doğsun bunlar? Gel içeri öyle bağlıyoruz biz. Abi bunları nerede bak hele ya. Hepsi birbirinden değil değil bunlar. Şuna bak ya. Oh. O da doğum ekip o da. He? O da doğum ekip. Üçü de doğum yapacak da bunları biz nereye koyacağız ki? Düşünelim neyse. Karar verelim. Yangız. Şşt. Artık vakti geldi. Koyunlar beklemeye başladı. Hadi yukarıdan dolanın.
Hey. Hiç durmadan içeride birbirleriyle kavga edip duruyorlar. Şşt. Haydi. Hasan dayım sobayı yaktı. Üşüyor galiba. Akşam oluyor. Ne güzel de tütüyor bacan. Şşt yapmayın. Güzel bir gün ama soğuk başladı. Bugünden sonra da yağışlı da havalar. Bu hafta full yağışlı. Aynen bildik bir şey yok ama yağış yağacak. Senin body'yi yakalıyor orada değil. He? Aman dayı senin body'yi ellemesin. Dayım bu badesine dokunmasın. Bir dakika dayı. Koyunların ben şey var. Dayı şu iç kapıyı aç versene. İçeriye. Herkes yerine. Sen yürün yürü. Git. Tamam. Hadi 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 hadi. Ne yok? Kuzular kovacağız ne? O kalsın ne? Önemli değil o kalsın. Şu kuzular var şu. Bir tane daha var. Bir tane daha var. İki tane daha var. Aynen. Şey yakalayam o ikisini de bir daha dene. Ha yakala yakala. İkisini de ikisini de. Atuya sen o kapıyı aç da ben şu kuzuların kapısını açayım. Dayı bırak yere bırak. Dayı. Kuzuları bırak.
İyi değil, bu da açık kalsın lan, dumla almıyor. Kapılar da koyuyor, önemli. Hadi geç can kızımız. Hadi git git hadi. Yürü, yürü. Ne kadar akıllı köpekler var. Şşşt. Yapma onu. İyi de öylesine koy ya, önemli değil. Tavukları yiyordu. Kapadık. Bağladık. Bundan sonra bağlayacağız. Bunlar... Çekil bakayım. Çekil bakayım. Tavuklara alışana kadar yok. Hey! Yaban! Hasan Bey ne ediyorsun? Eyvah. He? Ne arıyorsun? Beğenmedin mi yemini? Buradan gider mi? Gider gider gider. Yağdım bakalım gidip gitmediğine. Şu kafeslerin arkalarını yaptık komple. Şöyle yanlarıyla, yani su girmesin içlerine diye. Akşam serinliği, herkes de bari mutluluk. Bak yavruya bak, yabanı ne yapıyor yabanı? Bakın, bunlar can kıza yapıyor, sırtına buna da yapıyor. Can kızı eş tutturduk ya onu. Bunların ikisi de eşlemede şu an. O yüzden kapatıyor. Ne oldu dayı? Ata mı? Atın da bize hiçbir faydası yok. Bir boy bakıyoruz. Şşşt gel. Gel bir dakika, bir dakika. Zencefil bir karışırsa. Bak, zencefil karışacak şimdi, bırak. Az daha ayıralım bunları dayı. Buna bak ya, bu cim yaban bayağı büyüdü ya. Şey gidiyor ama dayı, gel. bak, gel. Vallahi bugün istedik kapanışı Recep'le yapalım ama dayı Recep yok. Dün gelmedi. Dayım düşünüyor. Çaysız kaldık. Çayımız bitti. Sabahtan beri çay içemiyoruz. Dayı her şeyi anladım da. Çaysızlık çok kötü bir şey ya. Çay dinlendi. İnan kafam ağrıdı ya. Normalde 3-5 demlik içiyorduk akşama kadar. Çaresiz kaldık dayımla. Feci ikimiz de birbirimize bakıyoruz. Yok. Yani çayı çok seven insanlarız. Maalesef hala bekliyoruz. Akşam 8.30 oldu. 8.30. Evet. O vakte yaklaştı. Recep gelmiyor. Karnımız tok. Ama gönlümüz hoş değil dayı.
Ne yoruldun mu ne? Yoruldum. Nasıl? Çay içtikten yoruldum bana. Çay olsaydı tabii gözüm açıyor. Ya çay işte insanın yorgunluğunu ne alıyormuş? Çay alıyormuş. Anladın mı? Çayın kıymetini şimdi. Dayım da benim bu mutsuzluk var. Çayın mutsuzluğu ben biliyorum. Döndük dolaştık çay yok çay yok. Olsun değil ha. Allah'a emanet olun. Sevgiyle saygıyla kalın. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Paylaşalım. Hayat paylaştıkça güzel. Kanalımıza abone olalım. Like atalım. Beğenelim. Yorumlar biliyorsunuz bizim için çok önemli. Şöyle dağın sessizliği. Suyun sesi taburaya kadar geliyor. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi dağda yaşam sucuklarının yaptığımız yere geldik. Her çarşamba Recep'le buraya gelip siz sevdiklerimize bu Afyon sucuklarından, kendi imal ettiğimiz sucuklardan sizlere iletiyoruz. Çok yoğun ilgi var Recep bu arada sucuklarımıza. Allah razı olsun herkesten. Neden dersen Recep, gerçekten uygun fiyatları veriyoruz sucuklarımıza. Evet. Yani herkes yesin diye, yani herhangi bir çok yüksek bir kar amacımız falan yok. Herkes alabilsin diye fiyatlarımızı çok cüzi miktarda tutuyoruz. Hatta Recep o fiyata sucuk verilir mi diye Allah. Bizim önemli olan sucuk değil. Dağda yaşam evet. Ailemiz. Herkes tatsın. Biz yerken kimsenin canı kalmasın. Tek istediğimiz bu. Allah razı olsun diyoruz herkesten. Dağda yaşam sucukları şöyle. Yani bunun mutluluğu da ayrı bir şey. Sizlerin sofrasında...